Merhabalar, YKS 2024 Tayfa. Dün toplulukta bir anket paylaşmıştım. 16 saat oldu. 3200 öğrencimiz oy kullanmış, çıkmış sorularla ilgili. YouTube toplulukta çok faydalı anketler paylaşıyorum. 6000, 7000 hele sınav dönemi 20-30 binlere yaklaşacak oradaki oylamalar. Size fikir vermesi açısından bu anketlere bakmanızı tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, şu uyarı yapmak istiyorum sizler için. Ben 23. yılımı çalışıyorum öğretmenlikte. 23 yıldır üniversite sınavlarına öğrenci hazırlıyorum. 23 yılda sınavın isimleri değişti, soru sayıları değişti, yeri geldi, soru stilleri, konuları değişti. Ama değişmeyen bir şey var 23 yılda. Öğrencilerin sınava hazırlanan, ciddi anlamda sınava hazırlanan öğrencilerin içinde bulunduğu psikoloji, tutum ve davranışlar. Bu hep aynı, hiç değişmiyor. Çünkü insan doğası bu şekilde. Anket sonuçlarına baktığımızda çıkmış soruları, YKS'de çıkmış soruları çoğunu ve hepsini çözenlerin oranı %18. Yani neredeyse 6 kişiden bir kişi çıkmış soruları incelemiş, eşelemiş ama geri kalan çözmedim diyen, son iki ayda çözeceğim diyenlerin oranı %54. Bir kısmını diyenlerin de yarısını oraya katsak, yani neredeyse %60-%65'lik bir kesiminiz çıkmış soruları ellememiş. Çok yanlış bir davranış sevgili arkadaşlar. Ben koçluk yaptığım öğrencilere de, buradaki kendi öğrencilerime de her zaman şunu söylerim. Üniversite sınavına hazırlanmaya başladığında yapacağın ilk iş çıkmış sorulara bakmaktır. Çözmektir demiyorum bakın. Bakmaktır. O soruları analiz edeceksin. Özellikle son 6-7 yıl, belki de 8 yıl olabilir. Hangi konudan nasıl soru sormuşlar? Hangi konuları sık sık sormuşlar? Mesela hangi yazar şairleri daha çok sormuşlar? Ya da bazı kelimeler var yazım kurallarında. 2 yılda bir soruyor bunu ÖSYM. Ya da ses olaylarında bazı kelimeler var. Ya da tarihte belli konular var. Yıllardır soru çıkmamış ya da belli bir konu var, her sene sormuş onu ÖSYM. İşte bunları görmeniz açısından, yani sevgili arkadaşlar, düşmanınızı iyi tanıyın ki ona göre silah geliştirin. Geç kalmış mısınız, geç kaldınız mı daha doğrusu? Hayır, daha önümüzde 4 ay var ama acil bir şekilde, yani en kısa zaman içerisinde son 6 yılın özellikle, yani YKS'nin yapılmaya başladığı tarihten bu tarafa sorularını inceleyin. Bitirdiğiniz konularla ilgili soruları çözebilirsiniz. Yani amacınız orada kaç yaptım deyip kendinizi tatmin etmek olmasın. Amacınız ne olsun? Çıkmış soruları tüm dersler için önce tarihle başlayın mesela, eşit ağırlıkçıysan. Ya da sayısalcıysan kimyayla başla, atıyorum fizikle başla. Son 6 yılın fizik sorularını bir elden geçir. Ama böyle sindire sindire soruları çözmek amacıyla değil, incelemek amacıyla sorulara bak. İstediğin soruları çözebilirsin. Önemli değil. Yani onu son 2 ay yapsanız da olur. Son 1 ay yapsanız da olur. Çıkmış soruları deneme gibi çözme işini son 1 ay yap, son 15 gün yap. Önemli değil. Ama soruların analizlerini, çıkmış soruların analizlerini hemen bu hafta en kısa zamanda yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapmış olan arkadaşlar zaten onun avantajını mutlaka yaşıyorlardır. Ben kendim üniversite sınavına hazırlanırken de ilk yaptığım iş çıkmış soruları analiz etmekti. KPSS'de de yine aynı şekilde, orada da iyi bir derece yapmıştım KPSS'de. Onda da yaptığım ilk iş son 7-8 yılın sorularını analiz etmekti. Gerçekten inanılmaz faydası oluyor sevgili arkadaşlar. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Sorulan soruların hemen hemen hepsine gördüğüm sürece cevap veriyorum sevgili arkadaşlar. Sizler için faydalı olacak tüm içerikler bu kanalda olmaya devam edecek. Hoşça kalın.